Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve Memleket gibi programlarıyla yayınlarımıza devam ediyoruz. Memleketi anlatıyoruz aslında. Bugünkü konumuz önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldız'ın bugün tabii milletvekili adayı olduğundan dolayı örgütleri dolaşması ile ilgili. Dün Derince örgütünü ziyaret etti. Oldukça ciddi bir kalabalık onu karşıladı. Partililerin Harun Yıldızlı'yı sevdiğini gördük. Derince örgütü de seviyor. Kocaeli'nin diğer örgütleri de, partilileri de, halkı da Harun Yıldızlı'yı seviyor. Elbette herkes sevecek diye de bir kaide yok. Mutlaka sevmeyenler de vardır. Ancak partide Harun Yıldızlı'nın hem bir sevgisi var hem de karşılığı var. Bu tartışılmaz bir gerçek aslında. Evet, Harun Yıldızlı burada önemli şeyler söyledi. Ön seçim hakkında önemli şeyler söyledi. Ön seçimin yapılması gerektiğini, bunu defalarca genel merkezde ve Kocaeli'ye gelen genel başkan yardımcılarına da defalarca ilettiğini, tekrarladığını söyledi. Ancak genel başkana söylediğinde, genel başkanın ona verdiği cevabında her yerde sağlıklı ve doğru sonuçlar çıkmıyor ön seçimde dediğini de oradaki partilerle paylaştı. Bu da demektir ki ön seçim olmayacak, ön seçim yapılmayacak, genel merkezden atama ile milletvekili sıralaması belirlenecek. Vuslat başka bahara kaldı yani. Orada bir partili dedi ki, genel merkez bize şaşı mı bakıyor? Niye şaşı bakıyor? Bu arada İzmit Belediyesi ile ilgili şikayetler oldu. Yani çok yüksek sesle söylenmese de bundan partilerin rahatsız olduğu görülüyor. Hem örgüt ve belediye çatışması hem de belediyenin partileri gerektiği kadar korumadığı, kollamadığı, sahip çıkmadığı anlamında Fatma Kaplan'dan şikayetler de oldu. Bu şikayetleri Harun Yıldız'ı şöyle cevapladı. Baltaları gömeceğiz dedi. İkinci yüzyılın eşiğindeyiz ve kabus bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır ve böyle şeylerle yıpratılmaması gerekir anlamında bir şeyler söyledi ve Fatma Kaplan hakkında kötü bir söz de söylemedi. Örgüt ve Fatma Kaplan arasındaki çelişmeler, iktidar savaşları devam ediyor mu? Saklamak çok mümkün olmuyor. Evet, bu var. Önümüzde canlı bir örnek var. İzmit ilçe örgütü 40 gündür yok. 40 gündür bir ilçe başkanı atanamadı. Ve bunun sebebi de örgüt ve belediye başkanı arasındaki anlaşmazlıklar. Neden anlaşamıyorlar? Parti içi iktidar kavgasının bu kadar büyümesi normal mi? Bunlar tartışılmalı ancak örgütte sahipsiz bırakılmamalı. Bugün acilen İzmit ilçe başkanı olacak ismin atanması gerekir. Hatta atanacak isim belli ancak bundan önce olduğu gibi Gökhan Ercan ismini veto etmişti Fatma Kaplan. Şimdi Gökhan Darcan'a karşı da Daristan Filiz'i başkan olarak önerdiği söyleniyor. Bu çekişmeler tabii elbette partiye zarar veriyor. Harun Yıldız'ı bu konulara girmedi. Bu konulara dair soruları da olgunlukla, usta bir politik hamleyle savuşturdu diyebiliriz. Evet, seçime odaklanacağız diyor Harun Yıldızlı. İzmit Belediyesi'nin tek belediye olduğunu ve tüm partilerin de taleplerini karşılayamadığını, bunu da hoş görmemiz gerektiğini söylüyor ve ardından da diyor ki ikinci yüzyıla giriyoruz, kabus bitecek, Cumhuriyet Halk Partisi 2023 seçimlerinde iktidar olacak. O zaman tüm halkın sorunları da çözülecek. Evet, Kocaeli siyasetinde bazı şeyler değişmesi gerekiyor. Fabrikatör vekiller gitmeli, yeni bir jenerasyonla Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler de halkın karşısına çıkmalılar. Halktan kopuk, halkla alakası olmayan, halkı düşünmeyen, sadece tek derdinin oturduğu koltuk olan veya o koltuğa oturmak olan insanlardan partiler hem temizlenmeli hem de dediğim gibi yeni bir jenerasyonla insanların, halkın karşısına çıkmalı. 3 dönem, 4 dönem milletvekili yapanlar ve halen o milletvekili koltuğunda oturmak isteyenlerin bu hırslarına dur demek gerekiyor. Bunu da örgütler ve
parti tabanı yapacaktır. Ön seçim yapılsa bu adamların hiçbirisi listeye zaten giremez. Genel başkanın dediği her yerde ön seçim ile doğru sonuç çıkmıyor sözü de tartışılır. Bir defa çıkmaz, iki defa çıkmaz ama üçüncüde o doğru sonuçlar çıkmaya başlar ve ön seçimde bir gelenek olarak devamlılığını sürdürür. Böyle olması gerekir diyoruz. Ancak kişisel hırslar bitmiyor arkadaşlar ve buna da dur diyecek olan bu partinin tabanıdır. Partiyi yöneten örgütlerdir. Dur demek zorundalar. Kimsenin tapulu malı değildir. İnsanlar orada yıllarca oturup hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyi kente kazandırmadan, halka kazandırmadan, partiye kazandırmadan oturmaları mübah değildir. Yeni insanlar gitmeli, idealleri olan insanlar gitmeli, memleketle ilgili derdi olan insanlar gitmeli. Artık yeter demeli Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın içinde yoksun, halkla hiçbir şekilde buluşmuyorsun, halkın derdini anlamıyorsun. Sırf genel başkan dedi diye gelip milletvekili oluyorsun ve ondan sonra tabii sırtını da genel başkana dayadığın için ne parti tabanıyla ne de halkla ilgili bir derdin oluyor. Beni genel başkan getirdi buraya koydu. Ben genel başkan sayesinde varım, sizi tanımam anlamında. Tabii net olarak ağzımdan bunlar çıkmıyor ama davranışlarından belli oluyor. O yüzden ön seçim elzemdir, zaruridir. Kemal Bey bu konuda yanlış düşünüyor diyebiliriz. Harun Yıldızlı'yı parti camiası seviyor. Bugün onu derince de karşılayan partililer de zaten bunu gösteriyor. Babadan gelme bir partili, babadan gelme bir parti emekçisi Harun Yıldızlı. Siyaseti de öğrenmiş. Yani yıllardır bu partinin içerisinde var. Ama şunu söylemek istiyorum. Tekrar tekrar üstüne basarak, evet Harun Yıldızlı milletvekili olmalı ancak yeni insanların da önünü açmalı. Halk için mücadele edecek, idealleri için mücadele edecek. Kendisini burada ticaret yapmaya değil, halk için siyaset yapmaya adayacak insanlar milletvekili olmalı. Üstüne basa basa söylüyorum. Evet, Harun Yıldızlı Kocaeli siyasetini yeniden şekillendirecek isim aslında ve şunu göz önünde bulundurmalı. İdealleri olan, aydınlık fikirli, aydınlık düşünceli, memleket diyen, halk diyen ve bunun için milletvekili olmak isteyen insanların da önünü açmalı. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Sadece genel başkanın iki dudağının arasında bu koltuklara oturarak ve bu koltukları işgal ederek halka hiçbir şey vermeden milletvekili yapanların artık miadı dolmuştur demeliler. Öyle de olmalı. Şimdi Derince'de neler oldu, neler konuşuldu, Harun Yıldız'ın ne söylediği, kimler ne sorular sordular videoda izleyeceğiz. Umut veriyor. Umarım bu umudumuzu kırmaz. Şimdi izleyelim hep birlikte Derince'de neler oldu. İlk il başkanı aday olduğum gün geldi aklıma. Yine böyle güzel bir kalabalık. Yine eşimle birlikte gelmiştim. Sözde önceki dönem il başkanım olarak örgüt başkanım burada ama yaşça büyüğümüz olduğu için ondan başladı. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Evet, 55-60 senesini bu partiye vermiş bir babanın evladıyım. Ben ilkokulu Zafer İlkokulu'nda, ortaokulu Seymen Koleji'nde, liseyi İzmit Lisesi'nde bitirmiş, öz ve öz İzmit'in çocuğuyum. Bir parti emekçisinin evladıyım. Lise yıllarında başlayan mücadelemiz bugüne kadar, demin sevgili başkan bahsetti, bir parti evladının, bir partili gencin, gençlik kollarından gelen bir kardeşinizin kademe kademe nasıl il başkanı olabileceğini, yarın öbür günde milletvekili, şans eğer örgüt nasip ederse olabileceğini kendileri anlattı. Evet, bir talihsizlik var Kocaeli'nde. Yaklaşık 35 yıldır burada Nadir Başkanım, burada önceki dönem il başkanım. Kendileri daha iyi bilir, bizden yaşça da büyüktürler. 35 senedir ne il ne ilçe başkanı Kocaeli'nde, ne belediye başkanı olmuş, ne de milletvekili olmuş. Evet, biz bunu inşallah kıracağız. Hep birlikte. Benim bugünkü ziyaretimin asıl amacı
3 yıl görev yaptım il başkanı olarak, yaklaşık 34 ay. Onun öncesinde 5 sene il yöneticiliği yaptım. 8 senedir bu örgüte bir fiil hizmet ediyorum. Daha gençlik lise yıllarımızda, üniversite yıllarımızda gençlik kolları genel sekreterliği yaptım. O ayrı ama 8 yıldır bir fiil Kocaeli'nin 472 mahallesinin hepsine gittim. Avcumun içi gibi karış karış Kocaeli'ni biliyorum. Çocukluk hayalimdi Kocaeli İl Başkanlığı'nın. Sağ olsun Derince Örgütü'nün de büyük emeği var İl Başkanı olmamda. Bana bu fırsatı verdiği için öncelikle buradan örgütüme teşekkürlerimi iletiyorum. Ve severek yaptığım il başkanlığında eksiklerimiz olmuş olabilir. Hatalarımız olmuş olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki hep severek yaptım. Hep gönülden yaptım. Hep iyi olsun diye yaptım. Ha, eksikler olabilir bu süreçte. Kırdıklarımız olmuş olabilir. Ama sonuçta partinin yararı için mücadele ettim. Bakın, bugün biz göreve geldiğimizde 19 mahallemizde üyemiz yok. Şu an 2 mahalleye düştü. Ben görevi teslim ettiğimde 2 mahalleye düştü. Sokak Öbek Örgütlenmesi'nde Kocaeli Örgütü Türkiye'nin 6.sı. Büyük şehirlerde 3. konumda. İyi mi? Daha iyi konuma gelmesi gerekiyor. 586 bin seçmenin %10 baremini Kocaeli Örgütü geçti. Tek başıma olmadı bunlar. Çalışma arkadaşlarımla, sizlerle, ilçe başkanlarımla, il yöneticilerimle, il gençlik kollarımla, kadın kollarımla hep birlikte olduk. Kıymetli yol arkadaşlarım. Evet, ne diye çıktık yola? Biz Kocaeli'nde iktidar olmak için yola çıktık. Kocaeli'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmak için yola çıktık. En son 1987'de, o zaman SHP'ydi, birinci parti oldu. 7 vekilin 4'ünü aldık. İl başkanlığına aday olduğum süre içerisinde gazeteleri dolaşıyorduk. Gazetelerde diyordum ki, bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kocaeli'nde birinci parti yapacağız. Genelde birinci parti yerelde de büyük şehirle birlikte ilçelerini alacağız dediğimde bazı basın mensubu arkadaşlarımız tabii ki yüzüme bir şey demiyordu ama dışarı çıktıktan sonra muhtemelen düşünüyordurlar. Ya bu çocuk ne içip de geldi. Ama bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. Bundan en ufak şüphem yok. En ufak şüphem yok. Ama oturarak olamayız tabii. Hepimize yine büyük görevler düşüyor. Ben inanıyorum bizim ilçe örgütlerimizde, il örgütümüzde, kadın kollarımız, gençlik kollarımızda, meclisiyelerimizde herkes inanmış olarak görüyorum. Herkes iktidara inanmış bir motivasyon içerisinde. Burada hepimize görev düşüyor. Anasız, lakinsiz, niçinsiz hepimiz bu davaya dört elimizle sarılmamız gerekiyor. Arkadaşlar, baltaları, satırları kenara bırakalım. Benle sorunu olan olabilir. Ahmet'le Mehmet'in sorunu olabilir. Bu sorunların hepsini rafa koyalım. Bu genel seçimden sonra çıkaralım, kongreler var. Kongrelere kadar bileyleyelim, kenarda dursun. Kongrelerde herkes birbirinin karşısına gelir. Kim kimi destekliyorsa onu destekler. Ama bugün o gün değil. Bugün birlik zaman. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında mutlaka birlikte olmamız gerekiyor. Anasız, lakinsiz, niçinsiz. Bize çok büyük görev düşüyor. Burada önceki dönem 3-4 tane ilçe başkanım, il başkanım, meclis üyelerim var. Bizlere çok görev düşüyor. Disiplin kurulu üyem var. Bizlere büyük görev düşüyor. Yani benim buradaki kimseye de nutuk atma kaddime değil ama birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. İktidar çok yakın. Yapılan anketlerde hep onu gösteriyor. Bakın 13'ünde de Cumhurbaşkanı
adayımız açıklanacak. İnşallah istediğimiz gibi olur. Gönlümüzden geçtiği gibi olur. Çünkü biz altılı masaya saygımızdan dolayı gönlümüzdekini de saklıyoruz. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Ama Türkiye'nin ikinci yüzyılında gerçekten birlik ve beraberliğe ihtiyaç var diyorum. İktidar yakın diyorum. Hepinizi en içten dileklerimle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum diyorum. Kendimi sizlere emanet ediyorum. Varsa görev yaptığımız dönemde eksikliklerimiz, onlardan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınar. Onun için birlik ve beraberliğimizi arttıralım diyorum. İktidar yakın diyorum. Kabus bitecek. Herkes bunu görebilir. Kabus bitecek. Saygılar sunuyorum. Buyur bize tamam. Siz bir başkanı olarak seçtiniz bir belediye. Bu belediyelerle neden intifa koklu oluyor? Nereye dayanarak? Nasıl? Anlayamadım. Belediyelerle seçtiğimiz bir CHP belediyesi. Evet. Bunlarla il olsun, ilçe olsun. Bir soğukluk neden girdi onda? İzmit Belediyesi. Şimdi İzmit'le ilgili mi soruyorsun? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bir soğukluğum yok. Belediyeyle. Belediye bizim tek belediyemiz. Onun için hepimizin sahip çıkması gerekiyor belediyeye. Ama maalesef çıkmıyor. Nasıl çıkılmıyor? Belediye bir sahip çıkmıyor diyor da. Onlar... Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Harun Bey biliyorsun çocuk. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Elimizdeki imkanlarla belediyemizin imkanları çerçevesinde sahip çıkılıyor. Yani eksiklikler var mı? Var. Tek belediye var. Bir de oradan bakmak lazım. Yani 12 ilçe var, tek belediye var. Gönül isterdi ki bak burayı alsaydık, Karamisel'i alsaydık, daha farklı bir tablo doğardı. Tek belediye olmasının büyük bir sıkıntısı var. Ben biliyorum sıkıntılarını, sıkıntıyı da biliyorum. İnşallah dayanın bir 6 ay sonra iktidar burada. 6 ay bile kalmadı, 100 gün var burada. 3 ay sonra iktidar burada. Onun akabinde 2024'ün Mart'ında inşallah bütün belediyeleri de alacağız. Bütün sorunlar çözülecek. Ama tek belediye var, biraz hoşgörülü olalım. Ama ben 4-4'lük bir insan değilim yani. Bende de eksiklik olmuş olabilir ama ben özür dilemesini bilirim. Yanlışlık yaptığım zaman özür dilerim. Gönlümü almaya çalışırım. Yani hepimiz insanız. Birbirimize çok ihtiyacımız var. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı. İkinci yüzyılda, ilk yüzyıl bitiyor, ikinci yüzyıldayız. Onun için birbirimize yapışmamız lazım, kapı kapı dolaşmamız lazım, algıyı değiştirmemiz lazım. Oturarak iktidar gelmez. Oturarak iktidarın gelme şansı yok. 586 bin haneyi tek tek dolaşmamız gerekiyor. Bizler daha 60 bindeyiz Kocaeli'nde. İyi mi? Türkiye'ye bakarsan iyi ama İstanbul'a bakarsan iyi değil. İstanbul birinci. Neredeyse %60'larda. Onun için bizlerin çok daha fazla emek sarf etmemiz lazım. Dokunmamız lazım. Dokunmazsak olmaz. Onun için hepimize büyük bir görev düşüyor. Bir de en önemlisi buradan söylemek istiyorum. Herkes mutlaka E-Devlet şifresinden girsin. Hanelerine baksın. Sanal seçmen var mı? Bindirme seçmen var mı? Mutlaka girmeyi unutmayın. Eşinize, dostunuza mutlaka söyleyin. Sanal seçmen var mı yok mu? Buna mutlaka bakmanız lazım. 35 yıldır biz farklı örgütlerden bir tane milletvekili seçemedik. Bu örgütlerin zayıflığımızdır. Genel merkezin bize şaşı bakışı bu. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Genel merkeze biz Kocaeli olarak ağırlığımızı hissettirebiliyoruz. Bakın şu an Kocaeli Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli'nin 12 ilçesinde her yerde hissedilir bir durumu var. 4 tane ilçe var ki batıda yaklaşık 1 milyon nüfusa bizim 2 milyon 50 nüfusu 950 ile 1 milyonu batıdaki 4 ilçede. Gündüz nüfusu yaklaşık 2-2,5 milyona vuruyor. Gerze, Darıca, Çayırovası, Dilovası'nın
Günde nüfusu yaklaşık 2 milyonu geçiyor. Şimdi biz dokunursak her şey olur. Genel Merkez Kocaeli'yi ciddi anlamda izliyor. Ciddi anlamda izliyor. Biz durmadık Kocaeli'yi. Türkiye'de belli bir yere getirdik. Bugün Kocaeli'yi bilmeyen genel merkez yöneticisi yok. Daha önceki dönem il başkanlarımız da, il yöneticilerimiz de kıymetli görevler yaptı. Kıymetli hizmetler yaptı. Bizler onlardan daha genç yaşta geldik. Bizim onlardan biraz daha farkımız, ileriye taşımamız lazım bayrağı. Onun için ben genel merkezin Kocaeli'yi hissettiğini düşünmüyorum, biliyorum. Düşünmüyorum, biliyorum. Genel merkezin, ben çünkü şu konuya da açıklık getirmek istiyorum sizlerin huzurunda. Biz göreve geldiğimiz günden beri her zaman ön seçimin savunucusu olduk. Ben adayken kürsüye çıktığımda o konuşmamı da hiç unutmuyorum. Her zaman ön seçimden yana tavır koyacağımı bizzat iletmiştim. Kıymetli genel başkanıma da 4 tane arkadaşımızla birlikte gittik. Genç kolları genel başkan yardımcısı Caner Arduç vardı. İl yöneticisi Turgay Seyiz, Batuhan Bayındır. Onların huzurunda sayın genel başkana Kocaeli'nin talebini, Kocaeli'nin Batuhan arıyor, o da duydu galiba isminden bahsettim. Kocaeli'nin talebini iletti. Sayın genel başkanım dedim, Kocaeli'nde gaz sıkışması var. Kocaeli'ndeki örgütlerin talebi ve ben ve yönetimimin talebi ön seçimdir. Dedi ki sayın genel başkan, sayın başkan dedi, her yerde doğru sonuç çıkmıyor ön seçimden. Ben bu talebi kendisine aktardım. Hatırlarsınız daha bir ay olmadı, 1,5 ay önce sayın genel başkan yardımcısı örgütlenmeden sorumlu Oğuz Kağan Bey geldi buraya. Hem Darıca'da söyledim, hem Çayırova'da söyledim. Adam artık diyecekti ki bana, ya sağır mıyız kardeşim şimdi, bir saat önce Darıca'da söyledin, döndün geldin, bir saat sonra Çayırova'da söyledin. Yani ben açık ve net tavrımı ortaya koymuş. Ben her zaman ön seçimden yanayım, sandıktan korkan siyaset yapmayacak. Sandık bize çalışmamızın karnesini verir. Sandık bize çalışmamızın karnesini verir. Der ki, ey Harun Bey, il başkanlığı yaptın, il başkanlığında başarılı mısın, değil misin? Ben istiyorum. İlettim bunu, aktardım, her dilde söyledim. Onun için inşallah ön seçimden yana tercih yaparlar. Sandık kurulur. Örgütlere daha da fazla canlılık gelir diyorum. Yani benim tercihim bu yöndeki nettir yani. Hiçbir zaman da değişmez yani. Evet, başkanım bir soru daha sorayım. Buyur adam. Bir dönem Ankara'da kontenjan geldi, bir dönem Antalya'da geldi. Bu Kocaeli'de kontenjan bulamıyor musun? Vallahi abi erenlerin işine karışılmıyor şimdi. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Şimdi bir ittifak yapıyoruz biliyorsun. 6 tane partiyle ittifakımız var. Şimdi önemli olan büyük fotoğrafa bakmak lazım. Bizim olmazsa olmaz bu seçimi almamız lazım. Harun Yıldızlı vekil olmuş olmamış hiç önemli değil. En önemlisi bizim bu 2023 seçimlerini almamızdır. Özgür ağırlığı olan, örgüte hizmet etmiş, emeği olan insanların öncelikte olması benim talebimdir. 35 yıldır burada bir il başkanı, ilçe başkanı burada eğer milletvekili olamadıysa büyük bir kayıptır. Bu kaybı önlememiz lazım. Onun için ben buradan bir teşekkürü de ilçe başkanlarıma yapmak istiyorum. Sadece burada Atasoy başkanım var ama diğer başkanlarım da kendileri net görüşlerini ifade ettikleri için kendilerine de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. İlçe başkanlarım sağ olsun, birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızın da
net tavrı bu yönde oldu. Çünkü artık insanlarda özlem var. Beni sevmeyen adam bile diyor ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgüt başkanı 35 yıldır milletvekili olmadı. Bu önemli bir şey. Bunu kırmak lazım. Bundan da önemlisi ama 2023 seçimleri. 2023 seçimlerini mutlaka ve mutlaka almamız lazım. Ben Kocaeli'nin bu şanssızlığını kıracağını düşünüyorum. En son 1987 il binasında onu çerçeve ettirmiştim. Duruyordu. Belki gelenler hatırlayacaktır. Sağ tarafta Cengiz Bey il başkanı, rahmetli babam merkez ilçe başkanı. Bir tarafta Erol amca, Ömer amca, Durmuş Ali yalnız, Raif Kandemir. Öbür tarafta Ali Rıza Sirmen, Lütfü Onat, Turan Dumlu. Bir kişi daha vardı, şimdi anımsayamadım. Böyle bir fotoğrafı var. En son o zaman iktidar olmuşum. Ne zaman? Sene 87. En son o zaman il başkanımız milletvekili olmuş. Ömer amca. Ömer Türkçakon. Bakın, tarihe bakar mısınız? En son o zaman iktidarız. En son da il başkanımız o zaman milletvekili olmuş. Bakalım, şans değil. İnşallah. Yoksa sorularınız, hepinizi özlemişim. Yaklaşık bir aydır da il binasına da gitmiyorum. Özellikle çünkü şimdi istifa ettik. Doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetici arkadaşlarım, yeni dediğim yani birlikte çalışma, birlikte görev yaptığım arkadaşlarım, yeni il başkanım gayet iyi gidiyor. Gayet başarılı gidiyor. Benden de hızlı koşuyor. Onun için kendilerine de sizlerin huzurunda il yöneticileri ve il başkanına da başarılar diliyorum. Bu arada il başkanımızın babasının ciddi bir rahatsızlığı var. Buradan da sizlere bilgi vermiş olayım. Sonuç olarak şu an bizim en büyüğümüz il başkanımız. Onun için birbirimize de sahip çıkmamız gerekiyor diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Fotoğraf çekilecek galiba. Fotoğraf çekilecek. Evet. Evet.